Benim işim bitti. Senin durumun nasıl? Başlayalım mı çekime? Ben hazırım abi. Hadi, hadi bakalım çıkalım bir Balat turu eşliğinde. Gelelim bir ne oluyor ne bitiyor. Hava soğuk dışarısı. Paltomuzu da şöyle giyelim. Çıkalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım şöyle bir Balat'ın sokaklarında beraber dolaşalım. Hem de gündemimizi değerlendirelim. Balat İstanbul'un en eski semtlerinden bir tanesi. Ve uzun yıllar buralar farklı İstanbul'un renklerini ortaya koyuyor. Tabii sokaklar biraz dar. Hareket etmek güç ama hafta sonu özellikle gelirseniz burada oldukça fazla turist var. Şöyle yapalım. Sağa doğru gidelim. Oradan da hem de gündemimizi değerlendirmiş olalım. Şimdi tabii gündemin asıl maddesi geçen hafta da gündemimizde değerlendirdiğimiz gibi Amerika'nın ortaya koyduğu F-16 kararı. Bu F-16 kararı bu görüntülerimiz yayınlanmaya başladığı zaman 8 hatta 9. gününe girmiş olacak. 15 gün içerisinde askıya çıkan Amerikan Kongresi'ndeki bu karar herhangi bir karşı yasa tasarısı verilmediği durumda yürürlüğe otomatik olarak girecek. Hatırlayacaksınız, gündem videomuzda yaptık. Arkasından F-16'nın bu dosyasıyla ilgili çok detaylı bir size bir video hazırladık. Onun da linkini buraya bırakıyorum. Buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. En son bu çekimleri yaparken 260 bini geçmişti bu video. Oldukça da detaylı madde madde incelemiştik. Bunu da belirtmemde fayda var. Şimdi F-16 konusunun arkasından, F-16 derken tabii Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakları da buradan sesi geliyordur herhalde size diye tahmin geliyor. ediyorum. F-16 konusuna bakarken tabii önemli bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Şimdi hatırlayacaksınız bu F-16 için onay çıkarken Yunanistan'a da 40 adet F-35 kararı çıkmıştı. Bu Yunanistan'a verilen F-35 kararıyla birlikte Yunan gazetelerinde Türkiye F-16 satışının şartlı yapıldığı konusunda bazı iddialar ortaya konmuştu. Bunlardan bir tanesi de şöyle biraz sağa doğru gelelim, biraz trafik dediğim gibi yoğun buralarda. O şartlardan bir tanesi de işte bu F-16'ların Ege'de şartlı bir şekilde uçabilecekleri konusunda yapılan Yunan gazetelerin iddiasıydı. Bunlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynakları açıklama yaptı ve bu açıklama bu uçakların işte yok Ege'de uçamaz, Suriye hava sahasına çıkamaz, yok Kuzey Irak'a gidemez veya yarın öbür gün örneğin Azerbaycan'a gidemez gibi şartların olmadığı ifade edildi. Bu çok önemli bir açıklama. Şimdi bazen silah anlaşmalarıyla beraber bir ortak bir şey konabiliyor ortaya. Deniyor ki şöyle kaldırıma doğru geçelim. Bunlarla ilgili mesela denebiliyor ki şurada kullanamazsınız, şunu yapamazsınız, bu gerçekleşmez gibi konular ortaya atılabiliyor. Bunlara şu örneği ben vermek istiyorum. En son çok uzun yıllar önce 1990'larda Alman Hava Kuvvetleri envanterinden çıkardığı RF-4E uçakları vardı. Keşif uçakları bunlar. Bu uçakları Türkiye'ye hibe etti. Hibe ederken de bu uçakların işte terör operasyonuna karşı kullanılamayacağı gibi maddeler olduğu o zaman kamuoyunda çok ifade edildi. Bunlar zaten bomba atan, füze atan uçaklar değil. Taşıdıkları kameralarla birlikte bu uçakların taşıdıkları kameralarla birlikte bu uçaklar keşif amaçlı kullanılıyor. Keşif amacı önünde fotoğraf makinesi sistemi yer alıyor. Keşif amaçlı işte bir yerin harekat öncesindeki durumu çekiliyor. Daha sonra harekat sonrası işte ne kadar vuruldu, ne yapıldı, bu keşif amaçlı. Tabii günümüzde bu tür işler RF-4'lerin emekli olmasıyla birlikte dijital pot taşıyan, DB-110 podlarını taşıyan F-16'lara bırakılmış durumda. Eskişehir 113 filoda bu uçaklar görev yapıyorlar. Şimdi bu tür kısıtlamalarla satılmadığı belirttiğim gibi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından ifade edilmiş bu önemli konu, bunu belirtmemizde fayda var. Tabii akıllara hemen geliyor. İşte 23 milyar dolar meselesi, hangi mühimmatlar alınıyor? Bunlarla ilgili çok detaylı bir liste var. Milli Savunma Bakanlığı da ihtiyaç doğrultusunda bu
mühimmat ve füze konusunda, pot konusunda özellikle ki çok enteresan gelişmiş pot sistemleri var. Bu pot sistemlerinden bir tanesi Türkiye'nin hava kuvvetlerinin vuruş gücünü arttıracak özelliklere sahip. Bu açıdan da istenilen bu podlarda gerek hedefleme podları, gerek tespit podları bunlar önemli özellikler. Bunların da bir artı değer getireceğini açıkçası düşünüyorum. Bu konuyla ilgili tabii F-16 biz dediğim gibi daha üzerine çok videolar yaparız. Bir taraftan da Eurofighter ne olacak hikayesi. Eurofighter'la da ilgili görüşmelerin devam ettiği Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından verildi. Eurofighter'daki önemli durum şu, Almanya'nın biliyorsunuz biraz olumsuz bir yaklaşımı var ama Amerika'nın F-16 konusundaki onayını vermesinin arkasından bu işlerin daha kolaylaşacağı tahmin ediliyor. Bunları da önümüzdeki günlerde yaşayacağız, göreceğiz. Ben tabii bu gündemle ilgili anlattıklarımı sizden gelen sorular doğrultusunda vermek istiyorum. Biraz şöyle bir yan sokağa geçelim, biraz trafikten kurtulalım hem de buraları da görmüş olalım. Balat'ın güzel farklı evleri, detayları var. Şöyle biraz da dolaşmış olalım. Şimdi Eurofighter'la birlikte Almanya'nın onay vermesi Türk Hava Kuvvetleri'ne bir alternatif oluşturabilir. Tek uçağa yüklendiğiniz zaman işte biliyorsunuz şu an Türk Hava Kuvvetleri'nin ana bel kemiği F-16, az sayıda F-4 2020'ler oluşturuyor. Böyle bir kaynağa gidilmesi en azından Amerika'dan bir şey olduğu zaman veya Avrupa'dan bir şey geldiği zaman Hava Kuvvetleri'nin elini kolaylaştıracak. Bu da tabii ki hani bazı sorular geliyor işte Rus uçağı alalım veya Çin'den uçak alalım gibi. Sistemler çok farklı. Avrupa uçağı en azından NATO standartları içerisinde. Hemen eğitiminizi, kullandığınız mühimmatınızı, konseptlerinizi çeviremiyorsunuz. Bu açıdan maliyeti uçak maliyetinden çok daha fazlaya geliyor. Bu açıdan şu anlık Rus veya Çin kaynaklarına gerek yok gibi duruyor. Tabii F-16 konuş bitmiyor. Bu uçaklar nerede eğer proje olursa, olumlu hale gelirse, MSB'nin verdiği bilgiye göre tabii ki son nihai mektup gelecek, pazarlıklar, konuşmalar, miktarlarda azaltma, çoğaltma bunlar gelecek. Bunun da fiyatın 23 milyarın değişeceği ifade ediliyor MSB tarafından. İkinci önemli konu da burayla ilgili bu uçaklar eğer proje olursa nereden gerçekleşecek? İşte şu tarafa doğru geçelim. Nereden bunların üretimi yapılacağı konusunda halen Lockheed'in tesislerinde, Güney Carolina'daki tesislerinde uzun yıllar F-16 üretmemişti. Böyle bir 6-7 yıllık bir boşluk vardı. Güney Carolina'da yeni bir üretim hattı kuruldu çünkü Block 70'e ilgi var. Hani tabiri caizse Amerika F-35 satmadığına Block 70 veriyor. 150'nin üzerinde sipariş var. Eğer Türkiye verirse bu sipariş sayısı daha da artacak. Lockheed'in aylık üretimi aylık 4 uçak. 4 uçakla birlikte şimdi bakıyorsunuz hani Türkiye bugün anlaşma imzalansa uçak teslimatı için 3 yıla yakın bir süre var. TUSAŞ tekrar bu uçakları yapabilir mi? Yapar. Bunlar artık TUSAŞ için çok ufak işler. Zaten hani 1987'de ilk F-16'sını yapmış bir şirket 40 yıl sonra aynısını tabii ki yapabilir. Bir problem olacağını zannetmem ama bunun etkin maliyeti çok önemli. Belki geçmişte mesela Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 öncel olarak adlandırılıyor. Öncel projelerinin yanında Mısır'a da F-16 satışı burada Türkiye'de üretilip Mısır'a satış yapılmıştı. Böyle bir şey olabilir mi? Artan talebi Türkiye üzerinden karşılanabilir mi? Bunlar tabii pazarlık meseleleri ama hani buna parça üretmek biraz miktar düşük olduğu için biraz daha bu TUSAŞ'taki hat, montaj hattı tadında olabilir. Tabii ki parça üretilirse bu uçağın 1 dolarlık parçasının bile ülkemizde yapılması önemli. Ama her şey birer maliyet açıkçası. Buna bakmakta fayda var. Şimdi bir taraftan böyle bir Balat'ın sokaklarında dolaşıyoruz. Eski evler var, yeni evler var. Burası gerçekten keyifli dolaşması. Bizim ofis de bu tarafta. Buraya gelip hani böyle bazen bir canım sıkıldığı zaman bir sokaklarda bir 10-15 dakika dolaşmak insana açıkçası keyif veriyor. Turumuza devam ederken bir yandan da gündemin maddelerini sizlerle konuşmaya devam edelim. Bunlar bu gelişmeler olurken Amerikan Dışişleri Bakanı vekilinin bir Ankara ziyareti vardı. Ve çok ilginç bir mavi boncuk verdi. Bu mavi boncuk da açıkçası şuydu.
Türkiye S-400 hava savunma konusunu hallederse diyor bakan vekili, F-35 ailesine tekrar alırız gibi böyle bir yaklaşım içerisinde bir ilginç şeyler söylediler. Bu nasıl olabilir? Tabii bazı taraflar, insanlar hemen S-400'ü şeye verelim, işte Ukrayna'ya verelim, yok Azerbaycan'a verelim gibi yaklaşımlar içerisinde. Ama şu var, bunu da söyleyeyim. S-400 ile ilgili Türkiye'nin Rusya ile yaptığı bir anlaşma var ve bu sistemin devredilmemesi anlaşma içerisinde yer alıyor. Hangi şartlarda verilir, neler yapılır, Rusya'nın yaklaşımı neler olur? Bunlar da gerçekten cevaplanması gereken sorular. Nereye gider iş? Ben de açıkçası merakla bekliyorum. Önümüzdeki günlerde Putin uzun bir aradan sonra bir Türkiye seyahati olacak, Türkiye ziyareti olacak. Ve Putin'in de savaştan sonra bir NATO ülkesine yaptığı da ilk dış ticaret ziyaret olacak. Ticaret, ziyaret, şöyle bir sağdan aşağı inelim. Ziyaret ve ticaret birbirinin üzerine biniyor tabii burada. Türkiye orta bir noktada, bir taraftan işte Ukrayna'ya TB2 veriyor, NATO operasyonu arkada duruyor. Bir taraftan da Rusya ile ilişkilerini batı gibi tamamen duvar örmemiş durumda. Rus turistler geliyor, uçaklar uçuyor, doğalgaz ciddi miktarda alım yapıyoruz. İşte S-400 hava savunma sistemi gibi bir sürü konu var. Bakalım Putin masaya ne koyacak, neler konuşulacak. Ben de açıkçası önümüzdeki günleri ilginç bir gelişmenin olacağı mı, olmayacağı mı, neler olacak merak ediyorum. Ama sonuçta hani Amerika'nın belki de milli muharip uçak kanuştuktan sonraki yaklaşımı ne olur? Bu da benim merak ettiğim sonucunun neler olacağını düşündüğüm konuların başında geliyor. Şimdi Balat'ın en çok fotoğraf çektirilen sokaklarından bir tanesindeyiz. İki tarafta da taş evler var. Bu taş evler gerçekten işte yokuşun derinliği, taş evlerin durumuyla ilgili epey böyle bir buranın fotoğraf çektirilen önemli, çok tanınan sokaklarından açıkçası bir tanesi. Şimdi tabii böyle pazar günü yoğun konular sizleri daha az sıkacağız. Farklı bir hikayeye doğru geçmek istiyorum. İki kitap önerim var. Bunlardan bir tanesi Bandırma Roket Füze Kulübü'nün gerçek tarihiyle ilgili Erol Bey'in yazdığı kitap. Sinius yayınlarından çıkmış. Bu kitabın biliyorsunuz filmi de yapıldı. Ama filmde tabii bazı şeyler film arkadaşlar. Film gerçek bir belgesel olmak zorunda değil. Bir film, hayal ürünü, bir şeyler satılabiliyor, konulabiliyor ortaya. Film olarak bakmak lazım ona. Orada tabii birçok gerçek de azıcık eğilip bükülmüş durumda. Erol Bey'in kitabı burada. Kendisi de zamanında Bandırma'da hem öğrenci hem havacılığa çok meraklı. Babası o sırada Bandırma üssünde görevli. Aynı zamanda babasının da Türkiye'de kurulan 1940'ların sonunda ilk radar merkezinin de komutanı olduğunu belirtmemde fayda var. Çok güzel bir tarihi tanıklarıyla, bizzat kendi gördükleriyle ortaya koymuş durumda. Merakları için, gerçeği okumak isteyenler için tavsiye ediyorum. Sonuçta ben dahil internette gördüklerinizi, seyrettiklerinizi değil, okuyun, bakın, kitaplar çok çok önemli. İkinci kitabımız ise Kaptan Pilot Cihan Gülbiten'in kendisinin aslında ikinci kitabı bu. Kaptan pilotluğun sorumluluğu üzerine ilginç bir kitap. Özellikle kariyerini gökyüzünde oluşturmayı hedefleyen genç arkadaşlarımız, pilot olmak isteyenler veya yeni pilot olmuş, bu konuları çok akıcı, güzel bir Türkçeyle anlatıyor. Kendisinin bir önceki kitabı da Nasıl Pilot Olurum, bu seriye kendisi devam edecek. Türk Hava Kuvvetleri kökenli, F-104 uçaklarında uçmuş, F-16'da uçmuş ve şu an kariyerini havayolu sektöründe devam ettiriyor kendisi. Bu kitapta havacılık meraklıları için. Bu yüzden havacılık meraklısı olan arkadaşlar kitapları takip etsinler. Bu çok çok önemli bir durum. Bu kitapları da isterseniz bir soru soralım. Bana info@tolgaozbek.com adresine bu sorunun cevabını atanlardan ben bir çekiliş yapayım. Çekiliş sonucunda da iki okuyucumuza, izleyicimize kitap verelim. Şöyle de bir soru geliyor aklıma, ne yapılabilir, ne edilebilir diye. Basit bir soru olsun. Sorumuz da şu. Türkiye'nin alacağı Block 70 uçak sayısı kaç? Bir de modernize edilecek F-16 sayısı kaç? Bana bu iki rakamı
adınız, soyadınız, telefonunuz da birlikte info@tolgozbek.com adresine yollayın. Ben buradan bir çekiliş yapacağım. Size sonra gelecek hafta açıklarım hangi arkadaşın kazandığını ve onlara da bu iki kitabı hediye edelim. Arkadaşlar kitap okuyun. Bunlar çok çok önemli. Hadi bir de size bir film önerisinde bulunalım. Biraz tarihi bir film. Google'a girdiğiniz zaman farklı yerlerden bu filmin ulaşabilirsiniz. Right Stuff. Filmin adı, yazacağım ekrana. Right Stuff aslında ses hızının aşılış hikayesi ve sonrasında Amerika'nın ilk uzay faaliyetleriyle ilgili çok güzel bir film. 1940'lara, 50'lere, şöyle bir 60'lara bakıyor. Meraklısı izlesin. Tabii bu filmin aslında o ses hızını aşma hikayesi de bir taraftan ünlü Amerikan test pilotu geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. Onun aslında bir hikayesi, ses hızının açılışı, nasıl gidiyor, nasıl geliniyor, gerçekten çok güzel bir film. Meraklılarına açıkçası tavsiye ediyorum. Şöyle bir pazar esi verdikten sonra konumuza devam edelim. Havayolu sektörüne geçelim, havalimanları sektörüne geçelim. Geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı'ndaydık. Yatırım planları açıklandı. Yatırım planlarında 656 milyon euroluk iki yeni pist var. İnşaatları devam ediyor. Bu yıl biraz daha hızlanacak. 2025'te bitecek bu pistler. Bu pistlerle birlikte havalimanındaki pist sayısı şu an 3 pist var. 2 de yedek var. 5 havalimanında 7 piste çıkacak. Bunlardan bir tanesi doğu batı istikametinde olacak. Özellikle rüzgar limitleri açısından İstanbul Havalimanı'nın operasyonunu oldukça rahatlatacağını ben düşünüyorum. Bir tanesi de şu an mevcut olan 3000 metrelik yoğun olarak iç hatlardaki uçakların kullandığı pistin yanına da bir tane yedek pist yapılacak. Aynı zamanda projelerden bir tanesi de 3 pistin ortak aynı anda kullanımı, mevcut şu anki 3 pistin. Bunlarla birlikte taksi süresinin 10 ila 12 dakika arasına düşürülmesi planlanıyor. Bakalım nasıl bir şey gidecek, merak ediyorum ben. Havalimanı ilk açıldığında taksi süreleri oldukça şikayet konusu olmuştu. 16, 17, 18 dakikalar aşama aşama indirildi. Şu an 13-14 dakikalar, 12 dakikalar bazen zorlanıyor kısa piste verdiğiniz zaman. Bunların daha tabii toparlanması, uçuş süresinin azaltılması açısından oldukça önemli. Bir de son bir gelişmeyi tabii sitemizde paylaşıyoruz. Sivil havacılık açısından verelim size. MNG Hava Yolları'na yabancı bir ortak geldi. %44'ü Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir yatırım holdingi tarafından yaklaşık 216 milyon dolara satın alındı. MNG Holding bünyesindeydi. MNG Hava Yolları. Çoğunluk hissesi MNG Hava Yolları'nın elinde. Buradan da MNG kontrolüne devam edecek. Kargo çok önemli bir pazar. Sessiz yolcu denir. Kargolarla ilgili işte şu an MNG'nin elinde Airbus A300-600'ler var, A330'lar var ve tabii bu sene bir farklı bir, geçen sene daha doğrusu farklı bir plan yapmaya çalıştığı iki tane de uçak envanterini aldı. Airbus A321 tipi yolcu uçakları kargoya çevrildi. Bunlar daha ufak uçaklar. Burada da önemli bir adım atıldı. Kargo derken tabii Türk Hava Yolları Teknik Almanya merkezli EFW şirketiyle bir işbirliği yapmıştı. EFW şirketi geçmişte Türk Hava Yolları farklı projelerde de çalışmıştı kendi bu şirketle, Alman şirketle. Airbus A310'larını kargoya çevirmişti. Belirli bir süre yolcuda uçmuş uçakları alıyor ve kargo için değişiklikler yapıyor uçak üzerinde. Ve bir kargo uçağı haline getiriyor. Türk Hava Yolları bu ortaklıkta daha önceden bu A330 uçakları için büyük bakımlarını yapıyordu. Büyük bakımlarını yaptıktan sonra da uçağı buraya Almanya'ya yollayarak Almanya'da kesim işlemi yapılıyor. Kesim niye yapılıyor, ne diyeceksiniz? Uçak mı kesiyorlar bunlar? Evet, uçak kesiyorlar. Uçağın sol tarafındaki gövde parçasındaki çok böyle büyük bir alan kesiliyor. Buraya özel bir kapı geliyor. Bu kapıdan büyük konteyner yükler gövde içerisine geliyor. Ve tabii ki gövde olarak çok ciddi, çok mühendislik bir iş bu. Öyle sadece kesmek değil, o parçaların tekrar güçlendirilmesi, gövdenin güçlendirilmesi, kargonun duracağı, zemin kayması için özel palet sistemleri gibi çok ciddi sistemler var. Bir de tabii mesela en korkulan konulardan bir tanesi uçakta o konteyner bir şekilde bağlandığı yerden koptu. Kokpite doğru bir gitse
Allah korusun pilotları ezer. Bu tür kazalar var havacılık tarihinde. Mesela özel bir ağ geriliyor. O ağın çok kuvvetli olması gerekiyor. Bunlar tabii imalatçı şirketlerin verdikleri onaylarla gerçekleşiyor. Şimdi burada Türk Hava Yolları teknik bu kesim işlemlerine başlıyor. Bu da önemli bir adım. Tabii işi hemen askeri havacılığa bağlayalım. Askeri havacılıkla ilgili de şöyle sağdan devam edelim. Askeri havacılıkla ilgili de aklımıza şey geliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun süredir nakliye uçağı projesi var. Ve nakliye uçağı projesinde de benim aklıma şey geliyor. Acaba Türk Hava Yolları'nın elindeki A330-200'ler uzun menzilli alınıp tankere çevrilebilir mi? Türk Hava Yolları teknik böyle bir adım attığı zaman bu altyapının, mühendislik hizmetinin Türkiye'ye kazandırılması bu açıdan da bu çalışmaları kolaylaştıracak diye düşünüyorum. En kötü ihtimal en azından bazı A330'ların alınıp P2F deniyor. Passenger, yolcu, yolcudan kargoya. Passenger to freighter olarak adlandırılan P2F projesi için belki bazı A330'lar tanker yapılmasa bile Türk Hava Yolları'nın envanterinden çıkmış, bunlar paraları ödenmiş uçaklar, hava kuvvetleri bunu uygun fiyata satın alabilir. Bir kargo uçağı haline, askeri kargo uçağı haline getirilebilir mi? Sonrası için de bunlarla ilgili bir yaklaşım olabilir mi? Bu tabii gerçekleşebilir. Şöyle. Her videomuzda olduğu gibi tabii Boeing 737-9 Max'lerin durumu nedir? Buna da bir bakalım. Uçaklar çok büyük oranda uçuşlarına döndü. Hafta sonu da Alaska Hava Yolları döndürmeye başladı biliyorsunuz. Havada acil çıkış kapısı uçaktan ayrılarak gitmişti. Ve sonrasında da bütün 737 Max 9'lar Amerikan Havacılık Otoritesi'nin onayı ile uçuştan alınmış durumdaydı. Şöyle biraz arabalar geliyor, bu tarafa doğru geçelim. Bu tabii uçağın yaklaşık uçak başına 12 saatlik bir kontrol süreci var. Bu süreçler devam ediyor. Türk Hava Yolları da son elimizdeki rakamlara 5 tane 737 MAX 9'u var. Bunlardan 3'ü uçuşa dönmüştü. Sayı her geçen gün her saat artıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde de benim bir MAX 9'la uçuş planlıyorum. Bakalım ne olacak ne bitecek, onları da size sizlere paylaşacağım. Şimdi sivil havacılıktan sonra son bir askeri havacılıkla konuyu tamamlayalım, kapatalım. Malum Amerika'nın Türkiye'ye Block 70 olarak adlandırılan uçaklardan satışla ilgili adım atmasının arkasından Kanada'dan da bir adım geldi ve Kanada Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldıracağını açıkladı. Şimdi bu ambargo ne zaman gelmişti? Hatırlıyorsunuz Dağlık Karabağ'la ilgili Azerbaycan'ın çok haklı o Ermenistan tarafından işgal edilmiş toprakların çıkan çatışmalar sonrasında savaşla birlikte 44 günlük bir savaştı. Ondan sonra o savaşla birlikte Azerbaycan bu toprakları geliyor alıyor ve uçakla ilgili de şöyle bu taraftan devam edelim. TB2'ler bu operasyonda çok ciddi rol oynadılar. Fakat düşen TB2'lerden kameralarının işte Westcam'in, bu kanalı şirket Westcam'in MX-10-15 serilerinden olması bir sıkıntı oluşturdu. Ve Kanada'da yaşayan çok sayıda Ermeni'nin de baskısıyla Kanada bir ambargo Türkiye'ye uygulamaya başladı. Tabii bu neyi vurdu? Bir kamera konusunda problem yaşadık. Ama bu problemin azaltılması için de şöyle bir adım atıldı. Aselsan tabii burada devreye girdi. Kamera ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Ve arkasından da bugün gerçekten hani Westcam'in MX-15'ine çok güzel muadil özellikleri açısından da bazı konularda onun da önüne geçmiş kamera sistemleri artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde TB2'ler ihraç edilirken bu kameralarla ihraç ediliyor. Bu şekilde açıldı. Geçmiş olsun Westcam diyoruz biz buna. Ama sonuçta Westcam bu sektörün en büyük üreticilerinden bir tanesi. Umarım bir günde Aselsan o yüksek sayılara ulaşır ve bu sayılarla birlikte bir Westcam gibi bu pazarın çok önemli bir oyuncusu olur. Sadece kamera konusunda sadece büyük İHA'larda kullanılan değil, bugün işte helikopterlere, uçaklara, sivil anlamda da çok sayıda bir ciddi bir kamera pazarı oluşmuş durumda. Bu çok çok önemli Türkiye açısından bir ihracat kalemi olabilir. Ama tabii yapmak kolay değil. Optik açıdan, elektronik açıdan çok çok iyi olmak gerekiyor. Zaten bir şeyi çok yapınca da tecrübe kazanıyorsunuz ve bunlarla ilgili de eliniz kuvvetli hale geliyor. Şimdi bir başka konu, malum mesela bizim
Hürkuş uçaklarında kullanılan PT6 turboprop motorlara. Bu motorların farklı versiyonları Kara Kuvvetleri'nin eğitim için aldığı Augusto Westland eski adıyla Leonardo helikopterlerde de kullanılıyor. PT6 King Air serilerinde var. Bunlarla ilgili bir ambargo gelmişti. Hatta PT6'lar Akıncı taarruzu İHA sisteminde de kullanılıyor. Bunlar Pratt & Whitney Kanada'nın üretimi. Bunlarla ilgili problem alma konusunda problemler yaşanıyordu. Bakalım nasıl bir seyir izleyecek, önemli. Bir başka Kanada ile ilgili çok önemli projede hava soş sistemi. Türkiye Kanadalı imalatçı Bombardier'in tasarladığı Global 6000 iş jetinden 4 adet aldı. Bunlar uçaklar TUSAŞ'ta. Aselsan elektronik sistemlerini yapıyor. TUSAŞ gerekli iç modifikasyonlarını, havacılık açısından mühendislik hizmetini veriyor. Bu uçakla ilgili Kanada'dan tabii ki ambargo etkilendi. İşte yedek parçasını alacaksınız, pilot eğitimini gerçekleştireceksiniz. Bunları yaparken ambargo etkili olacaktı. Bakalım buradan kalktı, en azından Türkiye'nin eli bu konuyla ilgili rahatlayacak. Çünkü Global 6000, işte daha yeni nesli 6500 askeri görevler içinde modifiye edilip kullanılıyor. Ve bu tür özel görev uçakları, işte havadan karıştırma, sinyal istihbaratı, keşif amaçlı çok farklarda, özel görevlerde kullanılıyor. Ve bir ülke kuvvetinin çok önemli bir gücü haline geliyor. Bakalım Kanada modern olayından sonra ne olacak, ben de merakla bekliyorum. Evet, size bu haftalık gündem videomuzda şöyle bir Balat'ı dolaştırdım. Balat gerçekten çok keyifli yer. Vaktiniz varsa gelin burada bir dolaşın, etrafı bir görün diye tavsiye ederim. Sorumu size hemen hatırlatayım. İki kitap vereceğiz. Bu sorumuz: Türkiye kaç adet blok 70 F-16 alıyor, kaç uçak modernize edilecek? Bana info@tolgozbek.com adresine mail atın. İki rakamı verin, adınızı, soyadınızı ve size ulaşabileceğim telefon numaranızı da unutmayın. Çekilişten sonra kazananlar için, adres için ben sizlerle tekrar temasa geçeceğim. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir 300 bin aboneyi yakalayalım diye, uzun zamandır abone olun diye söylüyorum. Abone olmaya devam edin, abone olmamış arkadaşlarım. Beğen tuşuna basın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.